Merhabalar, ben Ayşe Kaya. Bugün sizinle yoganın en temel pozlarından bir tanesi olan aşağı bakan köpeğin bütün inceliklerini ve detaylarını paylaşacağım. Çoğumuz şimdiye kadar aşağı bakan köpeğin tek bir versiyonu olduğunu düşünüyordu. Fakat bu videodan sonra bunun olmadığını göreceksiniz. Aslında aşağı bakan köpek iki farklı versiyona sahiptir. Vücudun ne istiyor? Esneklik mi istiyor? Güç mü istiyor? Vücudun hangisini istiyorsa aşağı bakan köpeğini pratiğine o şekilde sokabilirsin. Bu videoya başlamadan önce yanınızda iki tane el bloğu olmasını tavsiye ederim. Doğaya ve insan sağlığına tamamen saygıyla ürettirdiğimiz, ellerimizin boyutuna göre tasarlanmış, ergonomik olan bu el bloklarını temin edebilmek için videonun alt kısmındaki açıklama bölümüne göz atabilirsiniz. Eğer bloklarınız yoksa aynı yükseklikteki kitaplardan da faydalanabilirsiniz. Hazırsanız eğer aşağı bakan köpeğin İki farklı versiyonundan bahsedeceğim size. Bir tanesi göğüs esnekliği, bir tanesi de güç için olan versiyonları. Öncelikle göğüs kafesini esnetmek için ya da esnekliğini fazlalaştırmak için hangi aşağı bakan köpeği yapabilirsin? Ondan bahsedeceğim. Ellerin omuz genişliğinde açık olacak. Ayaklar kalça genişliğinde açık olacak. Öncelikle dört ayak pozisyonundan girmeni tavsiye ederim hizanın bozulmaması adına. Dizler tam kalçanın altında, eller de tam omuzların altında. Ayak parmaklarını takıp dizlerini kaldırıp kalçanı gökyüzüne doğru nazikçe uzatırken dizlerini tamamen düzleştirme derdinde olmana gerek yok. Dizlerini hafifçe bükerek göğüs kafesini bacaklarına doğru yaklaştırırsın. Bu gayet de faydalı. El blokları burada devreye girer. Neden? Doğru hizalanabilmek, ellerine, bileklerine destek olabilmek için harika bir yardımcıdır. Dediğim gibi kitapları da kullanabilirsin bunun için. Ayak parmaklarını matın arkasına taktın. Tam kalça genişliğinde açık olduğundan emin oldun. Göğüs kafesini üst bacağına doğru yaklaştırdın. İşte bu esneklik için en ideal aşağı bakan köpektir. Buradayken omurganı şu şekilde yuvarlaman, bacaklarının düz olması istediğimiz bir pozisyon değil. Önemli olan omurganı olabildiğince sağlıklı bir duruşa, düz bir duruşa yerleştirip, başını tam iki kolun ortasına yerleştirip, kuyruk sokumunu içeriye doğru alıp, dizlerini hafifçe büküp, topuklarını nazikçe kaldırmak. Ardından omurganı hiç bozmadan karnını üst bacağına doğru yaklaştırıp, esnekliğini bir tık daha derinleştirebilirsin. Burada kalman gayet normal, doğru olan. Fakat eğer dersen ki ben biraz daha esnemek istiyorum, topuklarını biraz daha yere yaklaştırıp dizlerini hafifçe daha düzleştirip esnekliğini artırabilirsin. Fakat burada omurganın yeniden yuvarlanmadığına emin olman gerekir. İşte göğüs esnekliği için en ideal aşağı bakan köpek bu şekilde yapılır. Farkındaysan ellerim şu anda altında el bloğu olduğu için bileklerim gayet rahat ve hiçbir şekilde yük gelmiyor. Eğer el bloğu olmadan yaparsan doğru olmaz mı? Olur elbette. Fakat bu başlangıç için biraz zor olabilir. Doğru hizaya girebilmen için, kürek kemiklerini rahat desteklemek için el bloklarını kullanmanı tavsiye ederim. Şimdi gelelim güç için olana. Hazırsan dizlerini bırak ve güç için olana geçelim. Yeniden hizalandım. Ellerimin altına blokları koydum. Ayak parmaklarını taktım ve dizlerimi kaldırdım. Göğüs kafesimi hafifçe üst bacağıma doğru yaklaştırdım. Fakat göğsüm üst bacağıma yapışırmışçasına ileriye doğru gitmedi. Hafifçe omurgamı doğal duruşuna yerleştirdim. Omurganın hafif bir eğik doğal duruşu vardır. Omuzlarımı içeriye doğru çevirdim. Bu ne demek? Omuzlarım kulaklardan hala uzak ama içeriye doğru dönmüş. Kalçamı yukarıya doğru uzattım, karnımı sıktım. Göğüs kafesimi çok da fazla üst bacağıma yaklaştırmadım. Topuklarını eğer başlangıç seviyedeysen yere bastırmadan havada tutarak dizler hafifçe bükülü bir şekilde, burada kürek kemiklerimi hafifçe birbirinden ayırıyorum. Sırtımda oluşan tansiyonu azaltıyorum. Yani aslında sırtımı da göstermem gerekirse şöyle. Esneklik geliştiren aşağı bakan köpek pozisyonunda göğüs kafesimi üst bacağıma doğru yaklaştırdım.
Sırtım bu şekilde ama güç gerektiren aşağı bakan pozisyona geçtiğim zaman omuzlarımı içeriye doğru çevirdim. Kuyruk sokumunu uzattım. Sırtımı görüyorsunuz şu anda daha farklı. Başı tam iki kolumun ortasına da yerleştirmeyi unutmuyorum. Olay bu şekilde. İkisinin de farklı noktaları var ve aynı noktaları var. İkisinde de değişmeyen en önemli özelliklerimizi tekrar söyleyeyim. Eller omuz genişliğinde, ayaklar kalça genişliğinde, omuzlar kulaklardan uzak ve sırtı yuvarlamadığımız doğal bir duruşun içerisine yerleştirmek. İkisinin de farklılıklarını ve aynı yönlerini kısa bir özet geçmek gerekirse hemen şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde aradaki farkı görebilirsiniz yapınca. Bu aşağı bakan şu anda esneklik artıracak. Bu aşağı bakan da şu anda güç artıracak. İkisinin o ince farkı vücutta, bedende inanılmaz farklı gelişimlere yol açar. Pratiklerinizde sadece bir tanesini bulundurmamaya çalışın. Vücut hem esnemek hem de güçlenmek ister. Hangisine ihtiyacınız varsa onu uygulayın. Yorumlarınız ve sorularınız için bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ekstra istekleriniz olursa da yine benimle yorum bölümünden bunu paylaşabilirsiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Namaste.